Halil Dervişoğlu, Halil abinin dediği üzere çok doğru. Girdiği pozisyonlarda ben oyuncunun gol kaçırmasına bakmam. Oyuncunun o anda formda oyuncu gol kaçırdı. Nasıl dönüyor? Harika hızlıca o. Dönüyor, Bileşik teknik dediğimiz şeyi harika uyguluyor. E, Feguli, Kerem. Kerem de fena bir performans sergiledi. Muhammed ne zaten galibiyete taşıyan oyuncu ne oldu. E Babel Morutan 3-2'yi yapan oyuncu da Morutan oldu. E, Net Fatih Hoca'ya yazacağımız ama maçın başında da belki kadro tercih açısından Hoca'yı eleştireceğimiz bir maç oldu. Ama futbol severler olarak her şeyin konuşulduğu bir maç olarak benim de hafızamda yer alacak. Görebiliyor muyuz Kerem? Var mı? Bulabiliyor mu arkadaşlar? Kasımpaşa maçı mı? E, Kasım. Bulduk pozisyonu ama gelmesini bekliyoruz. İlerleyen tamam. dakikalarda yani ekrana taşırız. Ço çok benzer hani belki birebir değil örtüşmüyorlar evet. ama yani Mustera'nın artık bundan vazgeçmesi lazım. Yani şu ortaya o savunma havuzunun olduğu yere top atmaması lazım. Ne kadar güvenirse güvensin oyuncusuna. Yani ne kadar arkadaşına güvenirse güvensin. Kaldı ki bugünkü yani bu akşamki saha o topu atmaya hiç müsait değil. Öbürküsu biraz daha müsait. Kayseri maçını da ekleyelim. Varsa görüntü hatta bir, bir görüntü de ben ekleyeyim. İki şimdi bak arkada... İki pozisyonda bu arada aynı anda görüntüye geliyor. Geldi. Şimdi bak şu şurada bak şu pası atıyorsun bak İki tane adamın arasına topu attın. Halbuki orada sağ tarafta oyuncu bak bomboş. Sağ tarafta hiç tehlike olmayacak oyuncu var. Saşa galiba o kim anlayamadım ama. Yani bomboş duruyor mesela. At oraya rahat rahat. Şimdi orası en tehlikeli yer çünkü. Orada topu kaybettiğin anda bil ki kalende gol tehlikesiyle kal. Ama sağa atarsan yetişebilirsin. Sola atarsan yetişebilirsin. Evet. Yani ikisinde de bence bu havuza... Ee, muhtemelen Fatih Hoca da uyarmıştır. Buralara top atmayın demek lazım. Yani atmamak lazım. yani Nelson'un Kayseri'dekini hazırlayalım. Onu da göstereyim. Ne kadar benzer pozisyonlar. Yani hemen onu hazırlamak mümkün <laughs> değil. <Yani gülüyor> yok, teknik olarak yok, onu yok, Arkadaşlar ki... sağ olsunlar. Çok evet. hızlı tabii, tabii, hazırladılar. Iyi Bak ama. burada hemen Tayland kaptırıyor ve 2-2'ye iki geliyor galiba. Şimdi işte bu bunları. Bunlar çok tehlikeli. Evet. Buralarda yapmayacaksın. Hep söylenir tamam mı? Yani buralarda. Birincisi bu o, o havuzun içerisinde pas yapmayacaksın. İkincisi o havuzun içerisine yan pasta yapmayacaksın. Yani hocam buradayken biz Teşekkür konuşuyoruz mi? ama. <laughs> yani Hocam e, aslında size sormak istediğim bir soru var. Hatta iki soru olsun arka arkaya. Hem Serdar Kelleci hem Halim Domaç Fatih Hoca'nın maçı olan etkisinden bahsettiler. Evet. E, geri dönüşü olan etkisi yaptı oyuncu değişiklikleriyle. Bu sanırım herhalde bir teknik direktörün en fazla tatmin olacağı bir ...netice e, alma şeklidir diye düşünüyorum. Katılır mısınız? İkincisi e, eğer maçın gidişatını değiştirecek hamleleri yapıyorsanız... ...bir şeyler ters gidiyor demektir. Başlangıç kadrosunu nasıl buldunuz? Bu da Özellikle bir eleştiri şey konusudur. Var. Bu arada biz ee... çok özür dilerim. Biz övgüyle bahsederken evet. yani net yüzde yüz övgüden bahsetmiyorum. Onu söyleyeyim. O söyleye ekledin zaten. Tabii. Ne dersiniz evet. hocam? Şimdi bir teknik adamda olması gereken iki tane önemli özellik. Biz işte 10 sene önceye gittiğimizde buna ayırırdık. Yarışmacı teknik direktör... Geliştiren teknik direktör. Günümüzde artık bütün teknik direktörlerden hem yarışmacı özellikleri isterseniz hem de geliştirmesini isterseniz. Dünya futbolu o noktaya geldi artık. Gelişim sadece altyapıda değil. A takımında da hem futbolcuların bireysel gelişimi vardır ama her şeyden önce de son dönemde oyunun gelişimi daha da önem kazandı. O yüzden Fatih Hoca'nın yarışmacılık özellikleri birinci sorunun cevabıdır. Hoca çok deneyimli bir teknik adam. Yani oyunu okuma deriz ya. Oyunun gidişatını o kadar iyi okur ki, orada oyuncularının da son durumlarını, ne yapabileceklerini çok iyi bildiği için bunları örtüştürdüğü zaman alınması gereken tedbirleri alır veya yapılması gereken değişiklikleri yapar. Genelde de bunlar tutar. Bu hoca için kesinlikle bir artı. Ee, evet, diğer taraftan da. Eleştiri konusu olabilir mi? Son dönemde ben de şu konularda biraz dikkatli olmaya çalıştım. Ya benim görüşüme göre daha sezonun başındayız. Belirli takımlarımızın çok yoğun bir maç programı olmadı. Belirli istisnalar var. E, futbolcularımızın genelde büyük bir kısmı sezona zaten çok hazır başlamamıştı. O yüzden çok yorgun olan futbolcuların rotasyonu anlamında bence bir ihtiyaç duymamamız lazım. Ama hazır olmadıkları için de oynadıkları çok fazla yorucu maçlar. Örneğin Galatasaray konuşuyorsak Bilhazio maçı, e, arkadan da Marsilya maçı. Yani sınırda oynamaya çalıştığın için gerçekten futbolcular çok zorlanıyor. O yüzden bu tür maçlardaki Beşiktaş'ın yine Dortmund maçını buraya sayabiliriz. Fenerbahçe'nin ee, özellikle Frankfurt maçını buraya sayabiliriz. Örnek vermek için söylüyorum. O yüzden hangi futbolcu dinlenmeli, hangisi oynanmalı, oynamalı o konuda biraz bilgi eksiğim var. Yani yapacağımız her iddialı yorum bir ara, biraz da ukalalık noktasına gider. Ben e, oyuna bağlı kalarak bunu anlatmaya çalışacağım. Ki bahsedilen bu topu oynama konusu benim için şu açıdan önemli. Fatih Hoca dedi ki geriden oyun kurma dahil biz geriden oyun kuran o oyunu rakip kaleye kadar taşıyan orada set hücumunu iyi oynayan ve sonuçlandıran bir oyun anlayışı istiyorum dedi. Bugün de oyunun 15 dakikasında genelde bunları yaptı evet. hatta o kadar iyi yaptılar ki defansı da orta sahaya kadar çektikleri için geriden oyun kurma ihtiyacı bile hissetmediler. Dönen topları hemen orta sahada topladılar. Hocanın istediği oyun tamamıyla bu. Şimdi bazı takımlardan da şunu biliyoruz. Geriden oyun kurarken özellikle rakip onlara baskı yapsın isterler. Bu çalışılmıştır. Galatasaray henüz o konuları çok içselleştirmediği için o hataları yapıyor. Bu bahsettiğimiz pozisyonlardaki ortak özellik. Mustere'ye bakıyorum hep pası atacağı kişiye bakıyor. Ama onun ikinci alternatifi hatta üçüncü alternatifler olmadığı için bunları o an göz ardı ettiğinizde bu hatalar otomatikman yapılıyor. Galatasaray'ın zaaflarından bir tanesi de işte böyle başlayan rakibin yaptığı baskılar sonucu kaptırılan toplar. Bugün birinci golü öyleydi Galatasaray bugün penaltı öyle oldu. Son maça gidelim Göztepe'nin attığı gol öyle oldu Luyendamaya baskı. Demek ki Galatasaray'ın buna çok çalışması lazım. Bu ülkedeki bütün teknik adamlara mesaj olsun. Bakın geriden kaleci artı iki stoper nasıl oyun kurulur? Eğer bir rakip varsa nasıl oyun kurulur? İki rakip geliyorsa nasıl oyun kurulur? Bekler üzerinden nasıl oyun kurulur? Baskıları yediğiniz zaman orta sahanın katkısıyla o baskıdan kurtulmak nasıl olur? Bunu çalışmak için çok çok zamana ihtiyaç var. O yüzden Galatasaray'da bunun çok oturmadığını görüyorum. Önde set hücumunu yapmak biraz daha kolaydır. Topu oraya taşıdıktan sonra futbolcuların bireysel özellikleriyle de onu çözebiliyorsunuz. Ama Fatih Hoca bugün söylediği için ben o konuyu çok daha fazla önemsiyorum. Hı hı. Takımlarımız bunu yapar hale geldiği zaman inanın bana o futbolun keyfi de çok daha büyük olacak. İki tane önemli noktayı işaret edeyim istersen. Tabii ki. Ee, Fatih Hoca üzerinden konuştuğumuz için. E, tabii ki hani Serdar'ın söylediği yani şu maçı sadece oyun üzerinden okumamak, Ali Palabıyık üzerinden de okumak lazım. Tamam orada tamam ama Fatih Hoca üzerinden söyleyeceğim bir önemli nokta var. Ee, 86. dakikada notum Berkan Kırmızı Kart görüyor. 90. dakikada Cagne oyuna giriyor. 10 kişi oynayan takım. Oyun, oyuna bir ofansif oyuncu daha sokuyor. Muhammed çıkıyor gerçi ama Muhammed yoruldu artık. Evet. Ne yapıyor? Diyor ki mesela şöyle yapabilir. Bir orta saha oyuncusu daha alayım. Oyunu tutayım. Öyle demiyor. <laughs> diyor ki e, Fatih Hoca ben kazanmam lazım. Çünkü 3 evet. rakibim de kazanmış. Artık burada hani e, oyunun 1 puanıyla 1 puanıyla 0 puanı arasında fark yok. 3 puana gidersem fark var diyor. Yani o mesajı verdi. O gerçekten çok değerli. Hani Cagney'in oyun'a girmesi, Ha Cagney'i Cagney getirdiği topta faul var falan, onlar ayrı bir konu da. Ama yani Cagney'i oyun'a atmak e, oradaki teknik direktörün nasıl bir arzu içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi teknik direktörler böyle şeyler yaptığı zaman sahanın içerisinde yani içeride hasbel kadar oynamış biri olarak söylüyorum. Şimdi mesela oraya bir tane orta saha oyuncusu atar e, teknik direktör. Ben oynamış kişi. Teknik direktörlük kısmı çok fazla yapmadım hani diplomam falan var da yapmadım ama oynayan kişi olarak oraya mesela atıyorum. E asun sağı koyuyorsun değil mi? Ha tamam. Tutacak Oca, hoca Hoca oyunu. oyunu tutmak istiyor dersin. Sen artık ondan sonra senin ofansif tarafı işin kafanı çok çalıştırmaz. Artık ben defansta duracağım dersin. Ama oraya Cagney'i attığın zaman Kerem ne diyor biliyor musun oyuncu? Diyor ki biz bu maçı almak için oynuyoruz. Hoca da kenardan öyle müdahale ediyor diyor. Anlatabildim mi? Şimdi öyle olunca işte oyun farklı bir yere gidiyor. Birincisi bu benim gördüğüm yani bu mesajdır. ...sağda oynayan oyuncu o mesajı alır... ...yani biz bu maçı kazanmak için oynuyoruz... Evet. ...kaybetmemek için oynamıyoruz... ...mesajını alır... ...ha bu arada risk var... ...risk yok mu penaltı oldu işte... Ee, ...bir tane top çıkarttı Mustera mükemmel falan... ...o ayrı bir konu ama o riski alıyorum diyor zaten... Tabii. ...yani riski alıyorum diyor Fatih Hoca... İkincisi ...geriden oyun kurma meselesi... ...şimdi bu geriden oyun kurma meselesi... ...gerçekten güzel bir şey... ...geriden oyun kurmak... ...çünkü set oyununa geçişinde çok büyük avantaj oluyor... Ama geriden oyunu kuracak oyuncuya ihtiyacın var. Şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Luyendama geriden oyun kurmaz. Victor Nelson geriden oyun kurmaz. Eğer senin şimdi cezalı olan... Nelson gene South Dakota'dayken... Yani, yani, yani ama marka yani ile yani. De şimdi üstü onu bir söyleyeceğim iki bak ama nasıl oyun oluyor? Onun için söyleyeceğim şimdi onu sana. Eğer Markov'un varsa geriden oyun kurarsın. Neden biliyor musun? Çünkü rakip gidip Luyendama'nın üzerine de Marka'nın üstüne baskı yapar. Sen Victor Nelson'u kullanabilirsin o zaman. Çünkü o oynar. Ama eğer şeyse Marka'ya gider. Luyendam'a zaten oyunu kuramaz diye rahat rahat oynar. Ve bunu yapan teknik direktörler var. Yani topu Luyendam'a kullansın diye uğraşan teknik direktörler var. Ben de teknik direktör olsam derim ki Luyendama, he, Luyendam'a ile Victor Nelson oynuyorsa ben ne yapayım? Nelson'a baskı, Nelson. baskı yapayım. Nelson biraz daha iyi sebep e, şeyi e, Hocam bir şey ekleyecek. Evet. evet. Buyurun hocam. Hayır, bu konuyla ilgili yine belki e, futbol severlere bilgi olarak söyleyeyim. Geriden oyun kurmak demek illa ben oyunu geriden kuracağım anlamında bunu bir zorlamayla yapma anlamında değildir. Bakın ben geriden oyun kurarken rakip benim üzerime geliyorsa genelde Türkiye'de hep böyle dikkat edin iki stoperin üzerine rakibin 9 ve 10 numaraları gider. Demek ki rakip benim üzerime çekildikçe, rakip üzerime geldikçe rakip defansında futbolcu sayısı azalır. Bizdeki genel görüntü de şudur. Sen sağ ve sol açığını çizgiye bastırdığın zaman, santroforunu da merkeze gönderdiğin zaman önde 3 tane oyuncun var. Rakip de bunları 4 kişiyle tutmaya çalışır. Sağ sol açı karşısında birer tane bek var. Oralarda birebir oynuyorsun. Merkezde de iki tane stoperin arasında bir tane santrofor var. Bakın geriden oyun kuracağım diye gösterip o kanatlarını uzun topla çıktığın zaman çok büyük bir avantaj elde ediyorsun. Oyunun en önemli taktiklerinden bir tanesi de bu. Hocam orada yani hiç çok... kimse bunu geriden oyun kuruyor diye salt oraya odaklanmasın. Uzun toplarla Musera dahil olmak üzere, Uğurcan dahil olmak üzere bir pasta e, önde oluşturulan bu tür pozisyonlar var. Bunların da peşindedir takımlar. Şimdi takımda. o söylediğin şey çok daha yüksek teknik istiyor. Yani bizim söylediğimizden daha yüksek teknik istiyor. Yani iki kanada top atabilmek. Yani oraya Tabii. cam cebine koyacak şekilde. Şimdi bizim benim söylediğim şu. İki tane oyuncu. Mesela Victor Nelson'un ile oynarken daha iyi top kullanması sadece sahada oynamasından kaynaklanmıyor. Çünkü e, rakip gelirken rakip gelirken e, marka'ya baskı yapıyor. Victor Nelson daha geniş bir perspektiften oyunu kurabilme şansına sahip olabiliyor. Evet. Zaten stoperleri ben her zaman şunu söylüyorum. Stoper tek düşünülecek bir yer mevki değil. Çift düşünülür stoper. Eğer çift düşünmezsen zaten sıkıntı yok. Mesela Luyendaman'ın bu defolarının e, daha çok öne çıkmasının sebebi ne? Marka ile oynama e, noktasından uzaklaşması. Birincisi bu. Yani çünkü neden? Markao bazı defolarını ortadan kaldırıyor oyuncunun. Onun için bu noktada benim söyleyeceğim yani eee olmaması Galatasaray'ın geriden oyun kurarken her zaman sıkıntı oluşturabilecek bir durumla karşı karşıya kalması anlamına evet, geliyor. Ben de bir ilave yapayım. Marsilya-Lens maçı vardı. Lens o kadar iyi çalışmış ki Marsilya'ya ki Galatasaray da iyi çalışmış. Marsilya'da rakip oyun kurduğu zaman, kaleciyle oyun kurduğu zaman ne yapıyor? Beşli bir baskı. Önde Paye işte bir yanda niyenk bir yanda Cengiz diğer tarafta Gerson ve Genduzi beşli bir baskı yapıyor. Ya o kadar hoşuma gitti ki net bir şekilde çalışılmış. Al bu da savunma seti yani diğer taraftan. Evet. Ama ortada... Onlar da, onlara enteresan ya, bir oyun oynuyorlar yani. Çok yalnız. güzel. Yani hocasını gerçekten tebrik etmek lazım. O beşli baskıyı gördüğü anda, kaleci merkezdeki oyuncuya yani Fofana'ya direkt orta sahaya top atıyor. Demarke halde Fofana topla buluşuyor. Al sana hücum geçişi.